Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlere iki tane seçenek sunuyorum ve şöyle alayım, ben de kadraja gireyim, hiç fark etmez. Büyük fil ve küçük fil yapalım mı? Bugün böyle yapalım. Büyük fil ve küçük fili koyalım. Ve efendim 21-27 arasındaki haftalık. Bakalım neler olacak, bir enerjinize bakalım, para, aşk, hepsi bir arada olsun mu? Olsun. Zaten hepsi bir arada gerçekten de çıkıyor efendim. Hemen başlayalım açılımımıza. Bu arada Neslihan Şirin kanalına, abla kanala ne yaptık? Aylık Ekim aylarına yükledik. Hiç merak etmeyin, buraya da tek tek sizin burcunuza özel kahve falı açılımına bakacağım Ekim ayları için. Yarın ya da öbürsü gün yüklemeye başlarım. 2 gün içinde zaten hepsini yüklüyorum efendim. Evet, geldik. Şimdi şöyle yapalım bakalım. Neler neler olacak? Birer tane bu karttan. Birer tane bu karttan. Şöyle koyalım. Evet. Ve bu karttan koyalım. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, gayet güzel. Artık biliyorsunuz, Neslihan Şirin kartlarından da gönderiyorum sizlere. Almak isteyenler lütfen WhatsApp numaram bu videonun altında. Özel danışmanlık isteyenler de yine WhatsApp numaram bu videonun altında olmak üzere. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Zaten de Neslihan Şirin kartlarından da alırsanız benim enerjim sorulara cevaplar veriyor ve kartlar müthiş şekilde gerçekten hem sorulara cevap veriyor hem olumlamaları var diyorum. Instagram hesabımda Neslihan Sirin'e her gün orada bir şeyler paylaşıyorum. Lütfen takipte kalınız. Büyük fili seçenler, küçük fili seçenler. Evet. Hemen bu hafta neler neler yaşıyoruz. Ay ay ay, çok güzel çıktı yalnız. Burada gerçekten güzel bir şeyler çıkıyor. Hepsini açıyoruz. Şanlı, şöhret, para, pul, ün çıktı. Yıldız kartı. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi büyük fil. Büyük filciler. Bu ne böyle bir en büyük mucize geliyor size bu hafta. 21 ve 27 arasındaki enerjide çok güzel bir kılıç ası çıktı. Büyük fırsat, fırsat üstüne fırsat büyük filcilere. Dünya kartı efendim, yine mucize mucize üstüne mucize sizlere akıyor ve para alıyorsunuz. Beklenen kredi, yardım, bir paralar geliyor. Neden böyle bir hafta sonuna doğru bir korkular, bir çekinceler ve kendini geriye çekmeler var böyle? Lütfen bunlara hiçbir şekilde mahal vermeyin. Korkularımdan korkmuyorum deyiniz efendim. Harika bir şekilde para alma, beklenen kredi ve yardımlaşma, sevgi, anlayış, toleransı gösteriyor. Fakat hafta sonuna doğru bu nedir? Böyle bir korkular, bir üzüntüler ve korkularımdan korkmuyorum, çekinmiyorum der misiniz lütfen? Korkularımla yüzleşiyorum deyin. Zaten hemen arkasından bir güç meleği size güç getiriyor. Şuna bakar mısınız? Yani rakiplere karşı bir kazanım, bir öne geçme var. Güç meleği size aşırı derecede güç getiriyormuş. Ve mucize mucize üstüne mucize büyük filcilere gelsin. Yani gerçekten bakar mısınız ya? Böyle bir şey olamaz yani. Mucize kartları çıkıyor. Ve lütfen, evet, yıldız da çıktı mı kimse bana demesi ki ben bu hafta şanssızım. Büyük fili seçenler, o hafta şanslısınız. Bakın, sebepsiz yere biraz korkular var. Geçmişe bakıp korkuları kendinize yüklemeyin lütfen. Yıldız kartı, şanı, şöhret, yıldızlaşmak, yenilenen içsel temizlik, bazen veda, acılardan kurtuluş, iyileşmek, öfke ve kini içinde lütfen barındırma. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor, iş ve aşkta yükselişe geçiyorum derseniz de en güzel kart size çıkmış olur. Şimdi hemen şanslı kartlar çıktı. Sizlerin kahve falına da şöyle bir bakalım. Bakalım en önemli kısmına dilek oluşacak mı diyeceğiz. Evet, şöyle geçiriyoruz fili de. Burada çok güzel bir kart çıkmış.
kupa gibi, bakın bu kupa gibi aslında kalp, fakat bir ödüller, bir terfilerin gelmesi söz konusu, sonsuzluk işareti. Aa, 77 yazıyor. 77 ya da 1 var başında. Yani 177 olabilir, 77 olabilir. Bir ev, mantar, en dipte bakar mısınız yani, şöyle göstereyim. Şurada bir mantar, önünde de kocaman bir boğa gibi. Yani güçlü, büyük bir ev. Ah, dibe bakar mısınız yani? Büyük bir ayıya da dönüştü sanki. Bu her halükarda bana güç gösterisi gibi geliyor. Büyük bir güç alıyorsunuz. Zaten ben ne sayıklıyorum. Güç meleği çıktı zaten burada, doğru. E harfi var. Siz böyle artı çarpı para işleriniz var. Ama dediğim gibi güzel bir güç alacaksınız. Bir buluşma görüyorum. Küs olanlar sanki böyle birbirlerine bir haber iletebilirler, barışabilirler. Bir hayli telefon görüşmeleriyle bir tartışma. Şurada aşk baloncukları çıkıyor. İki kişi sarılmış aşk balonları yukarı doğru. Bu bir hayallerdi ama benim paralarım çıkar. Sizler böyle, ben haftalık bakıyorum ama 2-3 ay içinde büyük bir miktar para elinize geçebilir. Bunu da söyleyeyim size. Evet, gayet güzel çıkıyor. Gülen bir insan görüyorum burada. Ve hemen dilek dileyin bakalım. Dilek dileyin bakalım. F harfi de çıkıyor. Dileğiniz hemen oluşmuş vaziyette. Derhal dönüyor. İki kere hem de döndü. Şimdi burada. Evet, aynı güç aslında burada da çıkmış. Yani aynı güçten burada da var. Güçten kastım, kimisi diploma alır, güç kazanır. Kimisi ödül alır, güç kazanır. Ya da yaptığı bir iş takdir edilir toplum tarafından. F harfi belli burada. Çok güzel 7 rakamı var. Fazlasıyla birlikte aşağı akan. İki tane böyle sanki kurt. Kurt kötü bir şey değildir. Kurt çok kuvvet demektir yani. Yine onu da görüyorum. Üst üste böyle sanki biri yavru, biri daha fazla. Güzel bir, size bir şey anımız satıyorsa ya da köpek diyelim. Bunlar da sizlere güzel böyle dostluklar olarak dönsün. Şurada bir yüzük görüyorum. Hem de taşlı. Taşı da üzerinde. Küçük küçük kertenkeleler var. Sanki böyle biraz kıskanç insanlar olabilir. Sürüngenler. Öyle diyebiliriz. Aslında bütün hayvanları seviyoruz. Ve de efendim ben burada... Şunu bir şeye benzetemedik. Böyle bu ne ya? Hah, şimdi oldu. Şimdi burada çok güzel, bakın sincap gibi kuyruğunu yukarıya dikmiş bir insan, bir hayvan görüyorum. Aynı zamanda 3 rakamı burada da belirmiş. Ve sizin haneye biri girmek istiyor ama birisi de ona engel oluyor sanki. Hanenize girmeye yani kabul etmiyor. Bir kişi de onu kabul etmiyor. Müzikler var. Bir de denizli bir yere de gidebilirsiniz. Sanki böyle kayık, deniz, öyle bir şeyler gördüm. Bu hafta için bunlar var. Ve de S harfi de şuradan büyük bir şekilde görünüyor. Aladdin'in lambası da çıktı. Ay, bu Aladdin'in lambasını çok seviyorum. Küçük yavru filler, mini minnoşlar. Hadi bakalım. Şimdi sizinkini açıyoruz. Kartlarımızı ve bakıyoruz. Şimdi burada sevgili, evet sevgili küçük fili seçenler, ben minyon hoşlanıyorum, minyon fillerden hoşlanıyorum ama o da büyük bir güçtür. Yolculuk varmış sizin lügatınızda bu hafta. Çalışmalar yapıyorsunuz ama lütfen haftanın ortasına doğru, yani pazartesi değil de salı çarşamba gibi bir yalan dolana maruz kalabilirsiniz. Kandırılmaya maruz kalabilirsiniz. Dikkat edin, bu önümüzdeki hafta bir yalanlara maruz kalabilirsiniz. Ve burada değnek şövalyesi var. Bir hayli böyle kızışmış bir vaziyette. Ve buradan diyor ki, ben diyor ateşli bir şekilde sana geleceğim veya tartışacağım diyor. Yani bir ateşlilik var. Acele tez canlılık var. Oysa her şey sağlam gidiyor. Ateşlilik yapmayın. Yoksa erken olan bir şey bozabilirsiniz. Size evet
Ay tanrıçası çıktığına göre ayın ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum deriz. Çünkü bu kart bize resmen şeyi gösteriyor. Ayın döngülerini, yeni ay ve dolunayda tamamlanacak işleri, bu haftaya damgasını vuracak olan bir koç dolunayımız var. Aslında Başak yeni ayını henüz tamamlamadık. Ay sonuna kadar etki ediyor. Başak yeni ayından bahsediyor. Ekim'in ikisinde koç dolunayımız var. Fakat Başak yeni ayı hala etkili. Yani bu da bizi daha titiz, daha takıntılı, daha agresyonlu, daha ateşli, böyle biraz yapabilir. Neptün'den dolayı, Neptün etkisi var, Satürn etkisi var. Biraz daha böyle agresyonlu olabiliriz, hayallerde koşabiliriz. Güzel bir yolculuk düşünüyormuşsunuz. Bu yolculuğunuz hayırlı olsun. Anılar, anılar konuşulacak. Anılarda kaldığın sürece gelecek yaşantında blokajlar oluşuyor. Geçmişi şifalandır, gelecek mutluluk fırsatlarını kaçırma. Geçmişi arkamda bırakıp yüzümü şimdiye dönüyorum. Andaki mutlulukları fark ediyor. Yaşam tasarımımla profesyonel yolumu birleştiriyorum. Sizin yaşam tasarımınız profesyonel bir yolda gidiyor. Yani sizin yaşamınızla, işinizle sanki birleşmiş bir olay var. Özdeşleştireceksiniz bunları. Evet, çok güzel çıkmış fakat kargaşa görüyorum. Aile içi bir kargaşa görüyorum. Rekabet son derece, bunların çözülmesi gerekiyor fakat böyle üst üste bir rekabet var. Yani iki taraftan da sarılmış gibisiniz, sanki böyle bir çıkmaz bir sokak gibi, ama güzel güzel bir yolculuk. El ele tutuşacaksınız, böyle beyaz, sizin gibi yani beyaz çıkmış iki tane insan, el ele tutuşacaksınız, birilerini yolcu edeceksiniz. Burada A harfi çıkmış, U var, evet Ay var gerçekten. Yalnız hane içinde bu, kardeşler olabilir, amcalar, yeğenler, yani böyle bir hane içindeki bir dolanıklığı, bulaşıklığı gösteriyor. Yani birbirine bulaşmayı ya da bu ayın döngülerinden dolayı lütfen agresyonunuz sakin olsun. Burada evet mide çıkmış, yani mideyle ilgili bir olaylar var. Aslında gayet güzel. Burada da M harfi de görüyorum. T harfi Koç burcundan birini işaret ediyor. Bir koç kafası çıkmış. Bu baş demektir. Lider olmak demektir. Koç burcundan biri demektir. Biraz telaşeli ve hengameli bir hafta geçirecek. İkinci fili seçenler. Bakın 1, 2, 3, 4... Bir sürü pencereler, kapılar var. İleride size bir sürü kapılar açılacak. Siz de bu yolculuğa çıkacaksınız. Ama bu daha ileriki, yani bu haftaki olacak bir şey değil. Daha ileriki yollarda olabilecek bir şey. B var, P. P olabilir, Pakistan'ın P'si. Bir de B gibi gördüm. Evet, hemen açıyoruz. 8 sonsuzluk işareti çıktı. Dileğiniz oluyor, dileğiniz oluyor. Bu da güzel bir şey, biliyor musunuz? Yani yavaş gidecek sanki ama sizi tutan bir şey var, ama gerçekten dileğiniz de oluşuyor. Çünkü buradan evet, hem de iki dilek bir arada birleşiyor. Biraz çok yoğun telveler gelmiş. Arabayla ilgili bir yolculuk, hane dışında, bakın. Hane içi karışık da hane dışında bir insan burada. Çok üzülüyor yani. Gerçekten üzülüyor. Boynunu başına eğmiş. Ve evet, burada ikizler gibi iki bir şey çıkmış, birbirinin benzeri ya da benzeri olaylar yaşıyorsunuz. Gözyaşlarınız hep akıyor yani burada. Hep gözyaşlarınız akıyor. Siz de güç kazanıyorsunuz. Aşırı derecede acele etmeyin. Bakın yolculuk çıkmış, dünyaya gider gibi bir hayat yolculuğu. Bay bay diyorsunuz. Evrensel bir şey bu. Çok güzel bir şey. Bir dünya kartı gibi bir mucize, bir mutluluk geliyor. Ve burada soru işareti var. Çok harika bir şeyler çıkmış. Evet. Sevinç gözyaşı bunlar. Sevinç gözyaşı bunlar. 9 rakamını da burada görüyorum. Kanatlı. Kanatları var. Bir melek. Evet, kanatlı bir melek.
Çok güzel demektir. Dualar edin, dualarınız kabul olsun inşallah. Evet. Biraz maddiyatta güç var gibi. O maddiyattaki ve ailedeki güç sorunlar da çözülecek. Evet, ellerimi de batırdım. Gayet güzel çıkıyor. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen olumlamaları yapın. Geçmiş arkamda bırakıyor yüzümü, şimdiye dönüyorum. Lütfen anda yaşayın diyor. Yaşam tasarımımla profesyonel yolumu birleştiriyorum diyor. Burada da yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor. İş ve aşkta yükselişe geçiyorum diyor. Harika çıktı. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Instagram hesabım Neslihan Seri'yle ve takip bekliyorum. Hoşçakalın.